Merhabalar. Bugün evde pratik, hızlı ne yapabiliriz diye düşündüm. Çökertme kebabı yapacağız. Önce malzemelerimizle başlayacağım. Tabanında kibrit patates kullanacağımız için bir patatesimizi soyduk. Onu kibrit haline doğrayacağız. Dana bonfeden yapılan ince lokum etini tavsiye ediyorum. Bifteklik yani kontrafile etle de yapabilirsiniz ama lokum her zaman çok daha yumuşak olacaktır. Yoğurda ihtiyacımız var. Ben süzme yoğurtla biraz kremayı çırparak hafif sour cream havası yaratmayı seviyorum. Domates sosumuz için rendelenmiş domates ve biraz salça, tereyağı ihtiyacımız var. Önce sosumuzu yaparak başlayalım. Sos olurken diğer işlemlerimizi de yapacağız. Biraz tereyağı eritelim. Rendelediğimiz domates salça karışımını dökelim. 1-2 dakika kaynadıktan sonra unutmayın, domates veya salça koyduğunuz her şeyin içine bir tutam şeker koymanız gerekiyor ki asit dengesi sağlansın. Hafif fokurdayan salçalı domates rendemizin içine biraz su ilave ediyorum. Biraz şeker ve tuz ilave edeceğim. Bir çay kaşığı kadar eklemeniz yeterli. Hatta eğer seviyorsanız hafif bir yek kekik de ilave edebilirsiniz. Orta ısıda kaynamasını sağlayacağız. Patateslerimizi kibrit şeklinde doğramamız gerekiyor. Ben kibrit doğrama aparatımı kullanıyorum, soyacağımı. Evinizde daha farklı soyacaklarınız varsa da onları da yapabilirsiniz. Amacımız ince ince kibrit şeklinde doğranması. Kızartmalık patates seçmenizde fayda var. Daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Patatesleri kibrit haline getirdikten sonra güzelce yıkayıp nişastasının gitmesini sağlayın. Kızartmaya başlayalım bunları. Kibrit patates çok ince olduğu için çok hızlı bir şekilde kızaracaktır. Şimdi etlerimizi tavamızda yapacağız. Hemen her zaman yaptığımız gibi öncelikle etlerimizi oda sıcaklığına getirmek için dışarı çıkartmış bulunuyoruz. Etimizin iki tarafını da yağlayıp tuzlayacağız. Bu arada hemen sosumuza da bakalım ne durumda. Sosumuz güzel kaynamış, kıvamını almış. Etlerimizi pişirmeye geçebiliriz artık. Etlerimiz çok ince olduğu için ve ben de az orta ve orta seviyede sevdiğim için yaklaşık olarak 30 saniye bir tarafı, 30 saniye diğer tarafını yaparak pişirme işlemlerini tamamlamış olacağım. Etimizin bir tarafının mühürlemesi bitti. Şimdi diğer tarafına geçiyoruz. Tavaya hiç yapışmadı çevirirken. Çünkü bir tarafını tamamen mühürledim. Dilerseniz etinizin üzerine sanki iskenderin üzerine tereyağı döker gibi dökebilirsiniz. Dilerseniz de tavada son mühürleme işlemi biterken tereyağıyla tatlandırabilirsiniz. Ben daha çok tavada tatlandırmayı seviyorum. Çünkü etin de hafif bırakmış olduğu suyla beraber karışacak bir aroma oluşacak orada. Biraz tereyağıyla burada kıvamımı arttıracağım. Hafiften bir tuz ve karabiber de ekleyeceğim bu kadar. Etin kendi aroması, tereyağı, karabiber ve tuz birlikte muhteşem bir lezzet şölenine dönüştü. Etlerin tamamıyla oldu. Etlerimiz hazır, sosumuz oldu. Patatesimiz de kızarmış. Hemen onu da alıyorum. Güzelce süzdürüyorum. Şimdi sıralamamız tamamen bize ait. Altta patatesini koyuyoruz. Etleri de isterseniz jülyen kesim, isterseniz eti kesemiyorum daha yumuşaklığından parçalanıyor. İsterseniz uzun bütün de bırakabilirsiniz. Bakın kesmeden dağılıyor etlerim yumuşacık. Süzme yoğurdu biraz kremayla çırparsanız çok güzel bir kıvam alıyor. Sarımsaklı veya sarımsaksız yapmak tamamen sizin keyfinize dair bir şey. Yoğurdumu döktüm. Üzerine bir kat sos, etlerim. Ve sonra tekrar bir kat daha sos koyacağım. Hem görsel olarak hem lezzet olarak çok etkili. Etlerimi diziyorum. Bir kat daha güzel bir sos dökerek çökertme kebabımı tamamlıyorum. Evet. Çıtır patateslerimizin üzerine güzel yoğurdumuzu ve sosumuzu döktük.
etimizle beraber. Çıtır patateslerimiz tam bir cips kıvamı almış. Yoğurt ve sosun karışımı İskender havası vermiş. Üzerindeki yumuşacık lokum eti ise ne diyeceğim bilmiyorum. Afiyet olsun. Siz de hemen deneyin ve tadına bakın.